Efendim hepinize merhabalar, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Böyle bir salon dolusu genç hanımefendiyle bir arada bulunmak çok sevindirici ve çok mutlu edici. Böyle güzel bir okulda okumanız, böyle güzel imkanlarla gelecek hayatınıza hazırlanmanız çok güzel bir dua edilir, ederek başlayalım. Allahü Teala zihninizi açık etsin. Amin. Öğrendiğiniz bilgileri kalıcı belleğe atarak hafızanızı güçlendirsin. Amin. Sınavlarda en iyi şekliyle bunları ortaya Amin. ortaya koymanızı nasip etsin. Yüzünüzü nurlu, gönlünüzü huzurlu, sözlerinizi doğru ve etkili, Elinizden çıkanı bereketli adımlarınızı isabetli yapsın Rabbim. Ay. Biliyorsunuz gençler e, muhtelif derslerde öğretmenleriniz size bu bilgileri veriyordur. Bizim beynimiz nötr sorularla çalışıyor. Doğru soru sorduğumuz zaman bize seçici algımız doğru malzeme veriyor. Allahu Teala size doğru soru sormayı, doğru dua ettirmeyi ve o duayı hayata geçirmek için ciddi çaba sarf etmeyi nasip etsin. Değerli hanımefendiler, şu anda siz bizim geleceğimizsiniz. Burada siz, bir başka okulda başka öğrenciler, gençler yani. Bir insanın bilgisi neyse hareket alanı o kadardır. Bilgisi neyse o bilgiyle düşünür. Bilgisi nasılsa ona göre, düşüncesine göre duygu oluşur davranış oluşur. Böylece o bilgiye uygun bir organizasyon olur insan vücudunda. Bu sıralar sadece bilgi edinmek için değil, aynı zamanda insanlığı öğrenmek için. Aynı zamanda insanın başarılı olmasının sadece okulda ve sınıfta aldığı notla olmadığının, hayatın içinde hem okulun içinde davranış olarak hem de okuldan çıktıktan sonra ailedeki davranışlarınız, toplumsal hayattaki davranışlarınızla ilgili olarak da eğer dost doğru bir duruşunuz olursa, eğer insan gibi muameleleriniz olursa gerçek başarının bu olduğunu Rabbim biz büyüklerin size anlatmasını, siz gençlerin de doğru bir şekilde anlamasını nasip etsin. <laughs> İnsanın iki tarz büyüklüğü vardır. Bir yükseklik, İki derinlik. Yükseklik teknik bilgi ile olur. Bir kuralı, bir sistemi, bir alana dair bilginin bütününü öğrenirsiniz. Bu sizi yükseltir. <laughs> Ama bunun bu bilgi sizin manen de derinleşmenizi sağlarsa, insani ve İslami bilginizi de alırsanız, o zaman aynı zamanda derinlik kazanmış olursunuz. Sadece teknik bilgiyle hareket edenler yüzeysel, sıradan ve insanın özüne dair bir yaklaşım biçimi gerçekleştirmeden sadece teknik işleyişi merkeze alarak hareket eder ki bu insanı aynı zamanda kazanma, kaybetmek anlamına gelir, kazandırıcı bir tutum değildir. Oysa derinlik kazandığımızda Karşımızdaki insana değer vermeyi öğreniriz. Çünkü Allah insanı çok seviyor ve çok değer veriyor. Bir gün TRT Diyanet TV'de program çekiyoruz. Konuğum Profesör Doktor Abdurrahman Dodurgalı hocamız. Böyle çekimler arasında bir sohbet gerçekleşti. Bana dedi ki Salih Hanım dedi bir insanın kalbindeki sıkıntıyı var olan bir sıkıntısını gerek ekonomik destek olarak, gerek bir cümlenizle, gerek fiili yardımla, artık ihtiyacı her neyse, o insanın sıkıntısını giderdiğinizde dedi, Allahu Teala o kişiye Mescid-i Nebevi'de bir yıl itikafa girmiş gibi sevap veriyor dedi. Bu ne kadar muazzam bir şey. Allah kulunu çok seviyor. Allah kuluna çok değer veriyor. O yüzden de küçük çocukları aile içerisinde, aile bir liman, aile içerisinde koruyarak, gelişmesini öngörerek anne babayı sorumlu tutuyor. Ondan sonra da okula veriyor. Hayata hazırlanmanın ikinci adımı çocuğun ikinci ailesi olarak okul. Evde anne babalar, okulda öğretmenler, idareciler. Bizim çocuklarımız dedikleri sizleri hayata hazırlıyorlar. Bu iki kurum da Allah'ın sorun verdiği sorumluluğa göre hareket etmek zorundadır. Çünkü biz biz insan olursak ayakta durabiliriz. Çünkü biz gerçekten insanın merkezi alırsak, gerçekten insanın gönlünü merkeze alırsak, gerçekten insanın ihtiyaçlarını merkeze alırsak insanı korumuş oluruz. İnsanın korunmadığı hiçbir sistem insana huzur vermediği gibi sürekli değer erozyonu yaşatır ve kan kaybı yaşarız. Dolayısıyla siz bu sıralarda arkadaşlığın en güzelini yaşayacaksınız. Birisi ağlayacak, onu teselli edeceksiniz. Birinizin ihtiyacı olacak, öteki onu giderecek. Birinin ailesinde birisi hasta olacak. Siz hemen onun etrafını çevreleyeceksiniz. Onunla ilgili bir şeyler yapacaksınız. Hastalık deyince aklıma bir şey geldi. Bizim en küçük altı numara ortaokul civarındaydı. Bir arkadaşının babası vefat etmiş. Ve ben, Allah herkesin babasına büyüklerine uzun ömür versin, oğlumun bir mesajını okudum. Ne kadar mutlu oldum. Bir annenin herhalde mutlu olabileceği en üst düzeydi bu. Oğlum arkadaşına bir mesaj yazmış. Şu anda delikanlının ismini de hatırlamıyorum. O mesaj hala kayıtlarımdadır. İsmi Ahmet olsun. Ahmet değil ama Ahmet olsun. Arkadaşım Ahmet. Baban vefat etti. Başın sağ olsun. Aynı kelimeler olmayabilir ama mana olarak. Ben bundan sonra babanın yerini tutamam ama sana ömür boyu destek olacağıma söz veriyorum. Ne zaman bana ihtiyacın olursa hep senin yanında olacağım. Ne zaman için sıkılır da birisiyle dertleşmek istersen hep yanında olacağım. Lütfen bir sıkıntın olduğunda beni ara. Ben sana yardım etmek için hazırım. Beni bir kardeşin bil ve ömür boyu seninleyim. Çok mutlu oldum. Allah'ım dedim. Bana böyle yüreği geniş bir evlat verdiğin için. Arkadaşının derdiyle dertlenmiş ve ona ömür boyu ona destek olacağına kadar destek olacağına dair söz vermiş. O kadar mutlu oldum anlatamam. Bu benim için oğlumun 2 3 üniversite bitirmesinden oğlumun çok paralar kazanmasından çok, marka, çok büyük markalar giymesinden, arabasının kalitesinin yüksek olmasından çok daha fazla beni mutlu etti. Çünkü paran biter, eğer itibarın paraya dayalıysa itibarın da biter. Kalıcı değerlerin üzerine bina edilen itibar kaybedilmek zorundadır bir şekilde Allah verdiğini alabilir, azaltabilir, tamamen yok edebilir, sonra tekrar verebilir. Bunlar Allah'a ait şeyler. Dolayısıyla kalıcı şeyler bizim için, geçici şeyler bizim için kalıcı değer ifade etmekten uzaktır. Ben çocuklarıma diyorum ki: Yavrularım, cebinizde ne varsa o bittiğinde, dolar, avro, mark, çek, senet o bittiğinde Üstünüzde ne varsa o gittiğinde, kot, mont, marka ne varsa o gittiğinde. Geriye kalan şey neyse siz ona yatırım yapın. Çünkü siz osunuz. Her şey bittikten sonra sizde kalan sizindir. O yüzden de bu sıralarda insan olmayı ve insan kalmayı öğrenin. İnsanın parası vardır, bir iflas eder, hepsi biter. Çok iyi arabası vardır. Sen yolda doğru gidiyorsundur. Birisi arkadan arabana vurur. Sen duvara toslarsın. Canını kurtardığına sevinirsin. Araba hurdaya gider. O da bitti. Peki, sonra Şimdi Instagram'da bazı şeyler geliyor. Sponsorlu reklamlar geliyor. İşte göz altlarınıza şöyle botoks yapalım. İşte burnunuzu şöyle estetik yapalım. Şöyle şöyle kırışıklıkları giderelim. İyi de ortaya çıkan ben olmayacağım ki. Burnum değişecek. Göz kenarlarım değişecek. Dudak kenarlarım değişecek. Yaşlı izleri, yüzümdeki yaşlılık izleri değişecek. Ortaya genç birisi çıkacak. Ben o değilim ki. Aynaya baktığım zaman ben beni görmeyeceğim ki. Bu nasıl bir şey? Birisine yorum yaptım. Altına yazdım. Siz insanları neye davet ettiğinizin farkında mısınız? İnsanlar, bugün insanlar botokslu insanlardan hoşlanıyor. Güzel görünenler cazip diye bir algı var. Herkes birileri beni güzel görsün, benim fotoğrafımı çok beğensin ya da ben felancı yerde popüler olayım diye bunları yaptırdı. Peki, etek dolusu para verdiler. Peki, nereye kadar? Bir süre sonra yüzü artık botoksu almamaya başladığında, parası yetmemeye başladığında, vücudu, sağlığı, yüzüğü mahvolmaya başladığında bu insanı kim ayakta tutacak? Ve siz bunu nasıl çok cazip bir şeymiş gibi sunarsınız dedim. Tamamen ortadan kalktılar, beni de silmişler. Çünkü hoşlarına gitmedi. Çünkü doğru söylüyordum. Bir gün Ümit Şimşek beyefendi hocamızla radyoda program yapıyoruz. Böyle bir insanın insani kimliğini, insani duruşunu ve yüzü konuşuyorduk. İnsanın yüzünü, Allah'ın ee, insanın yüzüne nasıl özen gösterdiğini, nasıl önem verdiğini konuşuyorduk. Bir gün dedi fotoğraf çektirdim dedi. Baktım ki rütuşlamışlar dedi. İnanılmaz derecede sinirlendim. Gittim önlerinde yırtıp attım. Parçaladım fotoğrafı yere attım ve onlara dedim ki dedi benim Rabbimin, benim Allah'ımın yüzüme çizdiği çizgileri yok etmeye ne hakkınız var? Onlar bana tecrübe katıyor. Onlar bana derinlik katıyor. Onlar bana yaşadığımı fark ettiriyor. Siz ne hakla bunları yok edersiniz? Benden izin aldınız mı? Lütfen bana benim doğal halimi çekin ve verin. Benim doğal halimi çekin ve verin dedim ve benim olduğum gibi çekilmiş fotoğrafımı aldım diyor. Siz siz olun. Birilerinin sizi nasıl gördüğü zaman size iltifat edeceklerine göre değil, sizin ne olduğunuzda, hangi durumda olduğunuzda, ne kadar normal olduğunuzda kendiniz olacağına dikkat ederek onu benimsemeye çalışın. Televizyona yeni başladığım zamanlarda bir gazeteden röportaja geldiler. Yönetmenimiz dedi ki Salih Hanım işte canlı yayına Beş dakika kaldı lütfen mikrofonları takacağız. Stüdyoya geçer misiniz? Tamam dedim. Hanımefendi dedi ki şey dedi Salih Hanım dedi buyurun dedim. Makyaj yapmadınız dedi. Evet dedim. Hayır makyaj yapmadınız dedi. Hani yayına gidip, Evet yapmıyorum. Nasıl yani dedi. Evet dedim. Ben makyaj yapmıyorum. Televizyonda görenler benim yaşıma uygun bulsunlar beni. Ben nasıl görünüyorsam beni öyle bulsunlar. Ben onlara güzel görünmek zorunda değilim ama doğru bir insan olarak görünmek zorundayım. Ben onlara çok şık görünmek zorunda değilim. Elimde ne varsa temiz ama düzgün görünmek zorundayım. Ve fakat ben onlara doğru sözlü olmak, doğru yaşayarak söylediklerini önce kendisi yaşayarak anlaşılır konuşarak karşımızdaki insanların ihtiyaçlarını gidermeye çalışan bir eğitimci olarak ben orada bulunmak. Bunu yapmak zorundayım ama ben makyaj yapmak zorunda değilim. Ben kimsenin onayını almak zorunda değilim. Ben millet bana ne der diye bakmıyorum. Allah ne der diye bakıyorum. Beni bütün dünya ayakta alkışlasa, eğer Rabbim benden razı olmasa, çaman, samanın çöpü kadar kıymeti yok milletin benden razı olmasına. Millet bugün var, yarın yok. Ve milletin memnuniyet kriterleri hep değişiyor. Ben niye millete göre hareket edeyim? Hani güzellik söz konusu olduğunda, birilerinin beğenileri söz konusu olduğunda bunu söylüyorum. Ama derli toplu olma, temiz bulunma, nazik, kibar olma, saygılı olma, karşımdakine değer verme açısından elbette ben de sosyal normlara uyarım çünkü ben Müslümanım. Ben dün Almanya'dan geldim. 11 yıldır yaklaşık kimi zaman çok sık, kimi zaman çok seyrek Avrupa'ya gidip geliyorum. Şu ana kadar hiç karşılaşmadığım iki insanla tanıştım. Ve inanılmaz benim için güzel bir lütuftu, ikramdı, Rabbimin ikramıydı. O tanıştığım hanımefendilerden birisi dedi ki, Salih Hanım dedi, beni havaalanına götürdüler. Eşim bana bir eczane poşeti bile taşıtmaz dedi. Ve der ki dedi, sen başörtülüsün, dini temsil ediyorsun. Bizi seni poşet taşırken görenler Müslümanlar hanımlarına değer vermiyor diyebilir. Bu Allah'ın dinine zarar verir. Ben asla sana poşet taşıtmam, yük taşıtmam demiş. İlaveten evin içinde ve diğer zamanlarda o kadar nazik, o kadar kibar, o kadar saygılı ki inşallah diriliş postası gazetesinde salı günleri yazılarım yayınlanıyor. Bugün gözünden düşenler sözünden de düşer diye bir başlıkla eğitim yazıları yazıyorum her hafta salı günü. Önümüzdeki hafta için bu yazıyı hazırladım. Yolda bilgisayarımda yazdım. Eşim bana bir eczane poşeti bile taşıtmadı. Çünkü dedi ki ben eşimi ne kadar mutlu edersem eşim Allah'a olan görevini o kadar iyi yapar. Çünkü evlilikteki maksat Allah'a Allah'a dair kulluğumuzu kolaylaştırmak. Eksiklerimizi gidererek, birbirimize destek olarak, birbirimize moral vererek, birbirimizin kendisini iyi hissetmesine yardımcı olarak. Çünkü ben diyorum ki bir genç kız bir delikanlıyla evlenecekken elbette gönül ısınması ayrı bir şey. Onu bir tarafa bırakıyorum. Bu delikanlıyla evlenmek benim Allah'a yolculuğumu nasıl etkileyecek? Bana değer mi katacak? Yoksa benim yol yürüme biçimim daha mı geriye gidecek? Bir delikanlı da kızı alırken, bir genç kıza görüşürken demeli ki acaba bu genç kızı aldığımda benim Allah'a dair yolculuğum, Allah'a dair kulluğum bu birliktelikten nasıl etkilenir? İşte sorulacak asıl soru budur. Eğer bu soruya evet benim dinim bu delikanlıyla daha iyiye gider inancı varsa başka şeyi araştırmaya gerek yok. Gönlünüzde ısınmışsa o delikanlıyla evlenebilirsiniz. Biz evlenirken eşimin elinde yoktu. Üç nişan bozmuş. Ben dördüncüsüyüm. Evet. Eşimle ilk tanışmamızda eşim dedi ki önce şu kirli bohçalarımı bir açayım dedim. Hepsini teker teker anlattı. Şunlar şunlar şunlarla nişanlandım. Hele bir tanesinde köyde gıyabında nişanlanmış, nişanlamışlar. Kayınvalidem kendisi anlattı Allah rahmet etsin. Adama ihtiyaçları var. Kayınpederim İstanbul'da çalışıyor. Köyde yalnızlar. Tarla var, inekler var, işte koyunlar var, tarla işleri var. Adam lazım. Çocukluğunda gördüğü ve yüzünü bile hatırlamadığı bir kızla kıyaben nişan yapmışlar. Diyor ki bakın ben üniversite birinci sınıftayım daha. Evlenmeyi düşünmüyorum. Telli duvaklı eve getirseniz geri gider. Boşuna nişanlamayın diyor. Kayınvalide mektubu koynuna sokuyor, davul zurnayla nişan yapıyorlar. Böyle de bir mantık. E haliyle bu nişanın bozulması hani vaciptir derler ya. Öyle. İki tanesinin de gerçekten çok haklı gerekçeleri varmış. Ben diyorum ki Allah o eski nişanlılarından razı olsun. Eğer onlar seni bunaltmasaydı da seni sen ayrılmak zorunda kalmasaydın ben kimlerle evlenecektim? Ben hala belki bekar duruyor olabilirdim diyorum. O da diyor ki ya ben hep normalde seni aramışım. Yana döne seni aramışım diyor. Aramızda esprileşiyoruz. Biz nişan ve düğün alışverişini, alışverişini yaparken eşim borç almıştı. Yoktu ellerinde. Kullanılmış koltuklarla evlendik. Elektrik süpürgesi alacak paramız yoktu, bir arkadaşımız hediye aldı. Çamaşır makinesi alacak paramız yoktu, yine bir arkadaşımız hediye aldı. Allah razı olsun, hiç unutmuyorum. Şu anda evimizde her şeyimiz var. Herkesin olduğu gibi. Eğer eşinizi bulmuşsanız gerisini umursamayın. Ve üstelik ben Samsun Vezir Köprülüyüm, eşim Ordu diyelim. Kayınvalidem burada olsaydı ordulu olsun da topraktan olsun derdi. Orduluların ortasına oturur, hepsinin elini tutardı böyle fanatik bir orduludur. Ee, bizim insan olarak nereli olduğumuzdan ziyade nasıl olduğumuz ne kadar eşyamız olduğundan ziyade nasıl bir anlayışa sahip olduğumuz hayatı belirler. Ben demiştim ki ya Rabb'i tek bir şey istiyorum. Gönlü samimiyetle sana bağlı olsun. Bir ayeti, bir hadisi şerifi okurken birlikte gözyaşı dökelim. Allah istediğimden daha iyi eş nasip etti. Ben şu anda dünyanın en yakışıklı, en harika, en bir tane beyefendisiyle evliyim. Ve altı tane muhteşem evlatlara sahibim, şükürler olsun. Allah size daha iyilerini nasip etsin. Ve gençler aklınıza bulunsun, siz annesiniz. En ideal çocuk sayısı kaçtır? Allah sizi gelin etsin inşallah. Buyurun. Aferin. Kızımıza bir alkış rica edebilir miyim? Ne dedi duydunuz mu? Ben söyleyeyim. Allah ne kadar verirse o kadarı yeter dedi. Bu kadar. En doğru cümle buydu. Ve ben de bu anlayıştayım. Sevgili gençler ben de bu anlayıştayım. Allah bu kadar layık gördü. Üç tane de zayiatımız var. Hepsi yaşıyor olsaydı şimdi 9 çocuğum olacaktı. Ama ben 20 çocuğum olsun çok isterdim. Samimi söylüyorum. Uçardım sevincimden. Gene şu anda da çok sevinçliyim. Çok uçuyorum ama. Efendim. 4 erkek iki kız. Allah'a şükür. Sevgili gençler. Bir çocuk dünyadaki en zor şeydir. İki çocuk... Bir çocuk kadar zor değildir ama gerçekten çok zordur. Üçten sonra rahatlarsınız. Bir gün onu anlatacağım. Tam da onu anlatacağım. Şimdi nasıl rahatlayacağız diyor hanımefendi. Bir gün Ankara'da Umut Radyo'da program yapıyorum. Üç çocuktan başlamalısınız. Rahat edersiniz diyorum. Hanımefendinin birisi canlı yayına bağlandı. Dedi ki, Salih Hanım üç tane çocuğum var. Saçımı başımı yolduracak hale getirdiler. Ben ne zaman rahatlayacağım dedim. Dedim ki yatağa yatırırken hiç onlara kitap okuyor musunuz dedim. Ay vallahi kendileri yatıyor. Ben hiç onlarla uğraşamıyorum. işim gücüm var dedim. Hiç onlarla özel zaman geçiriyor musun? Vallahi geçirmiyorum dedim. Hiç onlarla oyun oynuyor musunuz? E üç taneler artık benimle mi oynasınlar dedim. Peki dışarıya park e arada götürüyorum parka falan dedi. Hiç emek vermiyor çocuklarını eğitmek için karnını doyurmaktan hastaysa bakmaktan öte çocuklarının psikolojik gelişimi için kardeşler arası iletişimi için anne çocuk bağlanmasının güçlü ve güzel olabilmesi için hiçbir şey yapmıyor gibi. Ben hanımefendiye bugünkü gibi, gibi hatırlıyorum dedim ki hanımefendi çok affedersiniz ama bu çocuklar size az bile yapıyor dedim. Çünkü çocukları rahatlatacak hiçbir şey yok. Elbette çok çocuğun teknik olarak bakımı da zor olabilir, insana meşgul edebilir. Ben işte çocuğun eğitimi önemli. Eğer eğitimin yetersizse iki çocuk için nasıl eğitim aldığını öğrenebilir miyim? Onları iyi yetiştirmek için ne yaptığını öğrenebilir miyim? Hiçbir şey. O zaman bu bir kendimizi kandırma gerekçesidir. Bana diyorlar ki Ay Salih Hanım herhalde siz çok zenginsiniz. Nereden anladınız dedim. E, altı çocuk bunların istikbali, geleceği, geleceği, istikbali sağlam bir ahlaktır. Hiçbir şeyimiz yoktu evlenirken. Her çocukta rızkımız biraz daha arttı. Her çocukta evimiz bolluk gördü. Her çocukta en az ihtiyacımız olan birkaç şeyi aldık. Şu anda 34 yıllık evliyiz. Aralık 11'de 35'e şey gireceğiz inşallah. Hala evimiz yok. Kiradayız. Benim arabam yok ama ben ve çocuklarım eşim dünyanın en mutlu ailesiyiz. Hiç de umurumda değil. Bir kere bile niye evim yok demedim. Çünkü eşim helal rızık kazanıyor. Eşim akşam eve geliyor. Çoluk çocuk biz akşama eve geliyoruz ya. Dünyada benden zengin insan yok ne evi. He, elimde param olur, evde alırım. Ama şu anda çocuklarımın eğitimi, çocuklarımın ihtiyacı, onların arkadaşlarıyla gezmesi, onların işte hobileri, onların kursları onlara para harcıyoruz. Bizim servetimiz çocuklarımız. Dolayısıyla ev gibi bir derdiniz olmamalı. He, elinizde varsa almayın demiyorum. Ama bir kızımıza biz talip olduk yıllar önce. Bir evin bir kızıydı. Saliha teyze dedi, talip olan delikanlının evi var mı dedi. Yok dedim. Vallahi ben bir evin bir kızıyım, evi olmayana beni vermezler dedi. İyi kendileri bilir o zaman dedim. Benciler, benciler. Efendim? Ben. Vermediler. Ben. Evi Allah verir. Ben. Evi, parayı insana Allah verir. Ama karşınıza çıkan delikanlıyı, evi var mı, arabası var mı, işte çok yakışıklı mı buna göre değil. Ahlakı nasıl diye, yaşayışı nasıl diye, alışkanlıklarıyla benim alışkanlıklarım, onun alışkanlıklarıyla benim alışkanlıklarım uyum sağlayacak mı diye bakarak karar vermeniz gerekiyor. Peki değerli ve güzel hanımefendiler, İyi insan olmak kriteri dediğiniz zaman aklınıza neler geliyor? Atış serbest. İyi insan olma dediğinizde aklınıza ne gibi özellikler geliyor? Evet. Doğru söyleyen, dürüst olan ve kendine güvenen. Teşekkür ederim. Yardımsever olan. Zekat veren, teşekkür ederim. İnsana ve kendisine saygı duyan. Karakter ve kişilik olarak gelişmiş olan. Duyamadım. Peygamber ahlakıyla büyüyen, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Güzel. Teşekkür ederim. Onun önündeki. Peki. Başka var mı? Buyurun. Benim gibi olan. Güzel. Teşekkür ederim. İbadetlerini yapan, Ha, harama el uzat. Ya siz harikasınız, uzman gibisiniz. Yani, şimdi, Özür dilerim. Değerli hanımefendiler duyamıyorum. Için her şeyi yap, şey Çalışan. Evet. Teşekkür ederim. Başka var mı? Peki, teşekkür ederim. Değerli hanımefendiler. Bir işe gireceğiniz zaman... Mesleki yeterliliğinize bakılır. Teknik olarak mesleki yeterliliğinize bakılır. Ama o işte kalmak için mesleki yeterlilik yetmez. İyi insan ilişkileri, güzel disiplinli bir hayat anlayışı ve düzgün bir ahlak sahibi olmak gerekiyor. Bazen elinize kasa teslim edilir. Bazen birilerine imza attırmanız gerekir. Bazen gerçekten doğru sözlü olmanız gerekir her yerde. Şuna inanın ki eğer siz iyi insan olma çabası içinde olursanız iyi bir eş, iyi bir anne baba, iyi bir evlat, iyi bir insan, iyi bir kul olursunuz. En üst çerçeve İyi bir insan olmak. İyi insan nasıl olunur? İyi kul olarak. Alimlerimizden birisi diyor ki, Allah katındaki derecenizi anlamak isterseniz, peygamberden hayatınızda ne var ona bakın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı yaşayan canlı örneğiydi. Hazreti Ayşe radıyallahu anh annemiz buyuruyor ki, yaşayan Kur'an'dı. O yaşayan Kur'an'dır. O yüzden iyi insan olmakla iyi Müslüman olmak eşdeğerdir. Peki size bir soru daha. Kendisini seven kaç kişi var? Aferin size. Aferin, teşekkür ederim. El kaldırmayanların niye el kaldırmadığına birazdan geleceğim. Kendisini güzel bulan kaç kişi var? Tabii ki de ben diyen kızımıza bir alkış alabilir miyim? Peki kendisini çok değerli ve önemli gören kaç kişi var? Harikasınız. Teşekkür ediyorum. Şimdi yurt dışında genç kızlarla genç delikanlılara evlilik öncesi evlilik aşaması ve evlilik sonrası eğitimi veriyorum sordum gençlere sordum kim kendisini yakışıklı hissediyor bir delikanlı elini kaldırdı diğer çoğu delikanlılar kaldırmadı anladım ki gurur olur kibir olur benlik olur diye kaldırmamışlar gurur ve kibir kendisini güzel bulmak değil başkalarını çirkin bulmakla alakalıdır kendisini çok yüksek görür Başkaları kendisinin hep aşağıdadır. Bu gurur ve kibirdir. Şimdi size bir soru: Hazreti Allah, bütün kainatı yaratan en muhteşem sanatçı değil mi gençler? İnsan ise Rabbimizin en muhteşem sanat eseri, doğru mu? Peki kendisini güzel bulmayanlar, daha doğrusu. Ben sorduğum zaman elini kaldırmayanlara bu soruyu soruyorum. En büyük sanatçının sanat eserini beğenmeme hakkını nereden buluyorsunuz? Aynaya bakınca demelisiniz ki ya Rabbi beni ne kadar güzel yaratmışsın. Sana şükürler olsun. O da güzel. Öteki de güzel, beriki de güzel. Yani herkes güzel. Bizim değerimiz güzelliğimizden dolayı değil. Boyumuzdan, pozumuzdan, fiziğimizden dolayı değil. Sosyal statümüzden, akademik titrimizden dolayı değil. Allah'a ait olmamızdan kaynaklanıyor. Ve bu değer herkese Allah tarafından verilmiştir. Şimdi soruyorum size, yeryüzünde değersiz bir insan olabilir mi? Peki bir insan nasıl oluyor da başkasını değersizleştirebiliyor? Bu haddini aşmak değil midir? O yüzden de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir insanın diğer insanı alay ederek ağız yüz göz hareketiyle aşağılaması kesinlikle yasaktır diyor. Hiç kimseyi en düşük notlu olanı, en kıyafeti eski olanı, en beceriksiz, başarısız artık en en her neyse hiç kimseyi değersiz görme hakkı ve yetkisi bir başkasına ait değildir. Size bir örnek vereceğim, beni çok etkileyen bir örnek vereceğim. İsim de vermeyeyim. Eğitim aldığım bir hocamız dedi ki bir gün dedi. Sevdiğim bir işkembeci var, temiz bir işkembeci. Arada oraya gidiyorum dedi. Ben tam oturdum, çorbama başlayacakken dedi. Böyle çok e, yıkık, dökük kirli birisi geldi dedi. Kaşık elimde şöyle tuttum, durdum dedi. Eğer restoranın sahibi işte oturma buraları etrafı kirleteceksin gibi ya da bir an önce ne istiyorsan söyle de git der gibi onu aşağılayıcı ve değersizleştirici bir ifade ya da cümle kurmuş olsaydı kaşığı bırakıp derhal çıkacaktım dedi. Bekliyorum böyle dedi. Beyefendi önünü ilikledi. Hanımefendi hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim dedi dedi. Elhamdülillah dedim. Çorbamı içtim dedi. Ve şu anda sürekli oraya gidiyorum dedi. Allah herkesi değerli yaratıyor. Bırakalım günahlarıyla ilgili hesabı Allah görsün. Hiç beni ilgilendirmiyor ne yaptığı hiç beni ilgilendirmiyor. O yüzden Allah'a ait olan şey değerlidir. Onun ne yaptığı Allah'la alakalıdır. Bileceğinizi tahmin ettiğim bir hikaye var yaşanmış. İbrahim Aleyhisselam Halilullah Rabbimizin dostu. Misafirsiz yemek yemezmiş. Bir gün bekle bekle misafir yok, bekle bekle misafir yok. Çıkmış demiş ki, Allah'ın bir kulunu çağırayım da soframızda, soframı şenlendirsin, yemek yiyelim demiş. Gitmiş böyle birilerini aramak için sokağa çıktığında köşede yaşlı, pirifani bir beyefendi görmüş. Demiş ki, ey yaşlı kişi, Bugün öğlen yemeğime teşrif edip beni bizim evimizi şereflendirir misin? O da biliyormuş İbrahim Aleyhisselam'ın misafirsiz yemek yemediğini. <laughs> tamam demiş. Gitmişler. İbrahim Aleyhisselam yemeğe başlarken Bismillahirrahmanirrahim demiş lokmasını almış. Fakat beyefendi besmele çekmemiş. İbrahim Aleyhisselam demiş ki Ey yaşlı, ey yaşlı kişi, yemeye başlarken seni bu zamana kadar yaşatan Rabbinin adını anman gerekmez miydi? O da demiş ki ben mecusiyim, benim dinim bunu benden istemiyor demiş. İbrahim aleyhisselam çok öfkelenmiş ve beyefendiye sofrasından kovmuş. Hemen Allahu Teala nida etmiş. Ey Halilim, ey İbrahim, o ateşe taptığı halde ben yüz yıldır onun rızkını veriyorum da sana ne oldu ki bir günlük öğününü esirliyorsun Sana ne oldu ki? İbrahim Aleyhisselam derin bir pişmanlık duymuş. Ve hemen koşa koşa demiş ki senden özür diliyorum. Lütfen tekrar gelir misin? O da demiş ki ne oldu? Neden geldin? Rabbim beni azarladı. Rabbim beni uyardı demiş. Beyefendi de demiş ki düşmanı için dostunu eleştiren dostunu uyaran Allah ne büyükmüş demiş ve Müslüman olmuş. İşte bizim Rabbimiz bu kadar çok insana değer veriyor. Bu kadar çok insanı seviyor. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem zamanında hamile bir hanımefendiye birisi şiddet kullanmış. Bebeği düşmüş yaş yetişkin bir insanı öldürmüş gibi diyet ödetmişler ona Allah hamile kadının karnındaki bebeği de yetişkin bir insan sayıyor O yüzden de kürtaj yasaktır Sadece annenin hayatı söz konusu olduğunda Müslüman bir doktor bu bebek doğarsa sen öleceksin dediğinde o bebeğin alınmasına karar verilir ve alınır Onun dışında, arabamızı almadıydık ne gerek vardı? İkincisi vardı, üçüncüye ne gerek vardı gibi gerekçelerle bebeğin hayatı sonlandırılamaz. <laughs> değerli hanımefendiler, kendisini sevemeyen başkalarını sevemez. Kendisini değerli ve saygın göremeyen başkalarına saygı duyamaz ve başkalarını değerli göremez. Her şey kendinizde başlar ve kendinizde biter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, her kap içindekiyle terler. Siz sizin zihninizde kendinize ve insana dair hangi bilginin olduğuna bakın. Allahu Teala'nın insanın faaliyetleri arasında en çok sevdiği şey nedir? En çok hoşlandığı şey nedir? Bunu size soruyorum. Allah bir kulda en çok neyi önemser? İbadet başka? Selam, empati, güzel ahlak. Güzel davranış. İnsanlara değer vermek. Alçak gönüllülük. Allah rızası için yapmak. Değerli gençler söylediklerinizin hepsi doğru ama bunlar bilgi ile yapılır. Allah'ın en çok önemsediği şey bilgidir. O yüzden de der ki, alimin uykusu cahilin ibadetinden hayırlıdır. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Madem ki gören ile görmeyen bir olmaz, madem ki gece ile gündüz bir olmaz, madem ki ölü ile diri bil olmaz, işte bilenle bilmeyen arasındaki fark da bu kadar açıktır ve Bilenle bilmeyen biri olmaz. Şimdi değerli hanımefendiler, bana çocuklarıyla ilgili sorunlu aileler geliyor. Mesela bir baba panik içinde geldi. Salih Hanım çok büyük derdiniz var dedi. Hayırdır dedim. Buyurun nedir? Oğlumuz yalan söylüyor dedi. İsterseniz cümleyi doğru kuralım dedim. Biz oğlumuza yalan söyletiyoruz deyin. Korkan çocuk yalan söyler. Siz yarının gençleri olacaksınız. Ne kadar... Yarının anneleri olacaksınız inşallah. Ne kadar sağlıklı ve doğru bilgi taşırsanız o kadar doğru davranma şansınız artar. Buna rağmen elbette gene eksiğimiz olacak. Buna rağmen elbette gene yanlışımız olacak ama hep daha iyi olma mücadelesi içinde olacağız. Benim kendim için ürettiğim bir slogan var. Daha iyi olmamanın mazereti yok. Bugün bu durumdaysak yarın daha iyi olabiliriz. Peki değerli gençler. Çorba, bilme, çorba pişirmeyi kaç kişi biliyor? Peki evde kaç kişi çorba pişiriyor? Güzel teşekkür ederim. Yemek pişirmeyi bilen kaç kişi var? Harikasınız. Sabah kalkar kalkmaz yatağını odasını havalandıran yatağını toplayan kaç kişi var? Ya siz süpersiniz. Peki... Ütü yapmayı seven kaç kişi var? Gerçekten harikasınız. Peki babasına, annesine seni çok seviyorum diye boynuna sarılıp şapur şupur öpen. Aferin, harikasınız. Peki kardeşleriyle çok iyi geçinen. Ya siz harikasınız, gerçekten harikasınız. Peki Eve gidince o günkü dersini şöyle bir gözden geçiren ve ödevini vaktinde yapan. <laughs> Aferin size. İki çeşit, iki usul vardır ki bunu yapanlar başarılı olurlar. Eğer başarılı olmak istiyorsanız, teknik anlamda derslerinizde başarılı olmak istiyorsanız iki şeye dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Bir, Sınıfta hocayı iyi dinleyeceksiniz. İki, bugün diyelim ki dört ders gördünüz. O dersi şöyle akşam sadece gözden geçirin. Yeniden işlemeyin. Şöyle sayfayı açın, konulara bakın, yazdıklarınıza bakın. Zihin onları hatırlıyor ve kalıcı belleğe atıyor. Tekrar ettiğiniz derslere bir kere daha üstünden geçip çalışırsanız çok daha kolay hatırlarsınız. Şu anda değerli gençler, bir not almak sizin için bir anlam ifade etmeyebilir. Ama üniversite sınavın sınavlarında bir soru fazla yapmak binlerce gencin önüne geçmek demektir. O yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Allah katında güçlü mümin zayıf müminden daha hayırlı ve daha sevimlidir. <laughs> Bugün Teknoloji medeniyet değildir. Medeniyet insanı merkeze alan kültür, yaşama biçimi ve değerlerimizdir. O yüzden biz hem kültürlü olacağız hem medeni olacağız. İbni Arabi der ki bu beden bir memlekettir der. Bedenimiz bir memlekettir der. Eğer bu memleket tedbir edilirse yani eğitilirse medeni olur. Bir ülkeye Kur'an gelirse medeni olur. Onun için Yesrib'in adı peygamber geldikten, Kur'an geldikten sonra Medine oldu. Biz de Kur'an'dan ne taşırsak, Kur'an'la ne kadar yaşarsak, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ne kadar modellemeye kalk başarabilirsek, ne kadar modelleyebilirsek o kadar medeni oluruz o kadar insan oluruz. Eğer bu beden ilgilenilmez ve başıboş bırakılırsa ormana döner. Ormanda orman kanunları geçerlidir der İbn Arabi. O yüzden sevgili gençler bir namazlarınıza ne kadar dikkat ederseniz Allah'ın sizi koruması için o kadar çok bunu hak ediyor olacaksınız. Buna zemin hazırlayacaksınız. Şimdi Allah'ım sen beni koru diyoruz. Bir sor e soru sorayım size. Dışarıda kar var. Varsayalım. Siz incecik gömlekle dışarı çıktınız. Allah'ım beni koru dediniz. Bu doğru bir dua mı? Hı. İşte tam da ben diyorum ki siz çalışırsanız Allah gereğini yapar. Önce sen kendine yardım edeceksin, sonra Allah sana yardım edecek. Ve Allahu Teala buyuruyor ki İsra Suresi 13. ayeti i kerimede: Biz kaderi kulların çabasına bağlı kıldık. Siz çalışırsanız Allah verir. Ve değerli gençler şunu hatırlamanızı, zihninizin üst köşesinde yazılı gibi bulundurmanızı tavsiye ederim. Hayat hiçbir zaman alışveriş değildir ve fakat daima veriş ve alıştır. Siz, <laughs> özür dilerim, sizden ne yansıdığına bakın. İyi bir ilişki kurmak da çoğunlukla sizin elinizde, ilişkiyi bozmak da çoğunlukla sizin, bizim hepimizin elinde. Kötü söz kötü yapar, iyi söz iyi yapar. Kötü söz denge bozar, iyi söz denge kurar. Kötü söz İnsanı sağlam insanı hasta yapar. İyi söz hasta insanı bile iyileştirir. Kötü söz becerikli olanı beceriksiz yapar. İyi söz beceremeyeni bile becerikli hale getirir. O yüzden de ağzınızdan çıkanlar ne kadar düzgün olursa ilişkileriniz de o kadar düzgün olur. Ha bunun şeyleri olabilir. İstisnaları olabilir ama o da sizi bağlamaz. İki kitaptan birer tane getirir misin? Dolayısıyla değerli hanımefendiler, öncelikle mutlu olmalısınız. Küçücük şeylerden mutlu olmalısınız. Havanın güzel oluşundan mutlu olun, kapalı oluşundan mutlu olun, yağmurlu oluşundan mutlu olun. Yani mutluluk için fırsat oluşturun. Çünkü siz mutlu olmayı hak ediyorsunuz. Bir gün güle güle gençler. Bir arkadaşımız beni aradı. Nasılsın Salih abla dedi. Harikayım dedim. Enerji bombası gibiyim dedim. Şöyle bir durdu. Ne oldu dedi. Dedim ki sabah baktım ki uyandım. Uyku küçük ölüm derler. Allah uyandırmayabilirdi. Uyandım ve baktım hayattayım. Uyandım, baktım yanımda eşim var. 80-90 yaşına gelmiş, evlilik ümidini kaybetmiş, yaşlı bir bekar hanımefendi olarak da hayatını sürdürmüş olabilirdim. Eşim var çok şükür. Baktım, çocuklarım var. Hepsi mışıl mışıl uyuyor. O akşam bir deprem olabilirdi, evin altında kalabilirdik. Yangın olabilirdi, hırsız olabilirdi, bir acil hastalık çıkıp hastaneye gidebilirdik. Bir yanlış anlaşılmayla hapishaneye gidebilirdik. Hiçbirisi olmamış. Her şey yolunda. Sakin, rahat. Dolabımı açtım, baktım. Bizi doyuracak kadar yiyeceğimiz var. Bir misafir gelse onu doyuracak kadar yiyeceğimiz var. Seviyorum, insanları seviyorum ve insanlar tarafından seviliyorum. Ay, harikayım ya, benden zengini yok. Arkadaş dedi ki, iyi de onlardan bizde de var dedi. O zaman siz niye muhteşem, harika değilsiniz, ne enerji bombası gibi değilsiniz dedim. Ay vallahi ne bileyim hiç aklıma gelmedi dedi dedim ki o zaman ben aklınıza getirmiş olayım dedim. Değerli gençler, Allah her insanın mutlu olması için gerekli şartları var etmiştir. Sizler bunu ne kadar gördüğünüze bakın. Evet, sorusu olan var mı? Biraz da sizin sorularınız için zaman ayıralım. Bu arada çok çocuk için birkaç şey söyleyeyim. O eksik kalmasın. Bir kızımızın dediği gibi planı Allah'ın yapması bana çok uyan bir şey ve bana doğru gelen bir şey. Çocuğun çok olması kardeşlik duyguları açısından paylaşım açısından birbirleriyle ilgilenme açısından ve olabildiği kadar zengin bir kardeşlik bağı yaşanması açısından bulunmaz bir hazine. O açıdan mümkün mertebe Allah'a bırakın ve çocuğunuzun çok olması için dua edin. İnanılmaz güzel bir şey. Evet zorlanabilirsiniz ama hepsi geçiyor. Evet. Buyurun. Bir, Sorumluluklarını yerine getirmeyi çalışkan olmayı öğretmeliyiz. İki, temiz, derli toplu, düzenli, karşısındakinin hakkını en az kendi hakkı kadar koruyan bir insan olmasını sağlamalıyız. Ama bunların tamamından önce de çocuğa helal rızık yetir yedirmeliyiz ki çocuğun bedeni ifsad olmasın. Eğer bilerek ya da bilmeyerek bir bedene haram lokma girmişse virüs bulunmuştur başka bir şey aramaya gerek yok. Huzursuzluğun, kavganın, mutsuzluğun virüsü bulunmuştur. İkincisi sadık olmalı, ahlaklı olmalıyız. Sadakatsizliğin olduğu yerde güvenden, sevgiden, mutluluktan söz etme imkanı yoktur. Besmelemiz ve namazımız abdestimiz olmalı, Kur'an'ımız olmalı. Eğer bunlar varsa diğer şeylerden söz etmek mümkündür. Ama bunlar yoksa Bunların olmamasından dolayı oluşmuş öyle bir kargaşa olur ki bizim söylediklerimiz taşın üzerine su dökmüş gibi kayar ve gider. Zemin müsait olursa toprağa su dökmüş gibi oluruz. Vereceğimiz telkinlerle, çocuğun bizde gördükleriyle toprağa su döktüğünüzde bağrında ne varsa yukarı fışkırır en güzeliyle. Ve çocuklarınızla aranız iyi olursa, sizden gelen mesajları çocuklar daha doğru anlar ve yapma eğilimi içinde olurlar. Ve ufak tefek gerek arkadaşlarıyla ilgili sıkıntılarda, gerekse kardeşler arası sıkıntılarda doğru anlamaya ve yardımcı olmaya ve saygı duymaya dayalı, değer vermeye dayalı bir perspektif, bakış açısı oluşturmaya çalışırsanız o çocuklar da Allah'ın izniyle güzel bir değer kazanırlar. Ve anne babanın en önemli görevi çocukta olmasını istediği şeyi hayatında göstermesidir. Biz eğitimciler deriz ki söyleme yaşa. Çünkü en birinci öğretmen davranışlardır. Buyurun. Buyurun hanımefendiyi dinliyoruz gençler. Buyurun. Buyurun. Tabii ki. Benim bu anlattıklarım hakkında mı? Evet. Teşekkür ederim. Birazdan tanıtacağım. iki kitabım var. Bir, bir kişi dinini değiştirirse elbette ki tekrar Müslüman olabilir. Eğer bir kişi Müslümanlıktan çıkıyorsa bu Müslümanlığın ona yetmediği için değil, çevredeki insanların davranışlarının din adına yanlış olmasından, doğru bilgilendirmemekten ve ona dindarların zarar vermesinden kaynaklanır. Bu da çevresindeki Müslümanların ciddi bir vebalidir. Başka, buyurun. Nasıl vereceğiz? Çocuklarımıza namaz eğitimini nasıl verebiliriz diyor hanımefendi. Bir örnek vereceğim. Bir arkadaş grubumuzda oturuyoruz. Arkadaşımızın birisine bir telefon geldi. Hicretçiyim dedi arkadaşım. Namazı ne yaptınız canım dedi. Anneciğim ufak bir mescit kıldık, bulduk kıldık dedi. İyi çok şükür Allah kabul etsin yavrum dedi. Telefonu kapattılar. Arkadaş dedi ki ya dedi biz çocuklarımıza doğru düzgün namaz kıldıramıyoruz. Na, siz ne yaptınız namaz kıldırmak için dedi. Namaza alıştırmak için dedi. Arkadaş dedi ki Dört tane çocuğum var. Şu anda Allah aşkına dördü de namaz kılıyor. Ben daha bir kere namaz kılın demedim dedi. Çünkü dedi namaz bizim hayatımızın merkezindedir dedi. Bir yere misafirliğe gideceğimiz zaman eşimle ben e, akşam namazı yolda geçer mi acaba? namazı kılıp öyle çıkalım. Yatsıyı orada mı kılarız, gelince mi kılarız? Bir seyahat vereceksek haritaya bakarız. Şurasıyla şurası kaç kilometre? Namaz molasını nerede verelim? Aman namaz geçmesin diye dedi. Konuşuruz. Çocuklar otomatik olarak bizimle birlikte namaz kılar. Bizim hiç namaz sorunumuz olmadı dedi. İlaveten bir örnek daha. Umredeydik. Allah hepinizi umreye, hacca defalarca nasip etsin. İşte sabahın saat 3'ü gibi, orada sabah namaz, ezanı o saatlerde oluyor. Gittik Mescidi Nebevi'nin bahçesinde namaz kılıyoruz. Gencecik bir gelin hanım geldi, kucağında kundağıyla. Yanında muhtemelen 4-4,5 yaşlarında bir oğlu var. Seccadesini serdi. Kundakta uyuyan bebeği yere koydu. Kendisi namaz kılıyor. Çocuk şöyle hafif bir hareket etti uyanır gibi oldu. Hemen yanındaki kardeşi onunla ilgilendi. Anne namazını bitirdi, tesbihatını yaptı, çocuklarını kucağına aldı ve gitti. Bu annenin çocukları sizce namaz sorunu yaşar mı? Çocuklarına kıyamadığı için sabah namazına kaldırmayan anne. Bilmiyor ki sabah namazına kaldırmayarak aslında çocuklarına kıyıyor. Aslında çocuklarına çok zarar veriyor. O yüzden bir dua edeceğiz. İki, bir mesajın, bir telkinin muhataplarımız tarafından doğru alakalanabilmesi için birinci şart aramızın iyi olması lazım. Öğretmenini seven çocuklar o derste başarılı oluyor. Öğretmeni değişiyor, çocuğun notu da düşüyor. O yüzden de anne babaların en önemli görevi aralarında güçlü bir iletişim kurmaktır. Aralarını güzel tutmaktır. Güzel söz gönülden gönüle yol yapım malzemesidir. Kötü sözler yol bozar, iyi sözler yol yapar. Yol olursa yolcu olabilirsiniz. Yol olmazsa yolcu olamazsınız. O yüzden dua edelim, iyi davranalım, namazın bizi ne kadar güzelleştirdiğinin farkında olalım ve çocuklarımızla iyi diyaloglarla namazı telkin edelim. Rabbim gönüllerine namazı nakşetsin inşallah. Bitirelim mi? Değerli hanımefendiler, benim iki kitabım var. 15'er tane getirdik sembolik. Şurada kendime yardım etmek istiyorum diye bir kitap var. Bu Emine Şenlikoğlu Hanımefendi'nin Mektup dergisinde 3 yıl boyunca yazdığım yazıların toplamı. İlaveten başka yerde yayınlanmamış benzer konulardaki yazılarımı da topladım. Bu kitap insanın kendi algılarını, kendi dilini, kendi üslubunu, kendi anlayışını ve hareketlerini değiştirmesi için, düzeltmesi için, her şey bende başlayıp bende biter diyenler için kendi davranışlarını önemseyenler için önemli bir kaynak kitaptır. Arzu edenlere imzalayacağım. Eşimi anlamak istiyorum isimli ikinci kitabımda altı yıl üzerinde emek verdiğim bir kitap. İki bölümden oluşuyor. Birinci bölüm aile ve eş hayatına, kendime ve eşime nasıl bakmalıyım? Beni yanlış davrandıran algılarım nelerdir? Hangi yanlış inançlar benim için tuzak anlamına gelir? Çevremin sözleri beni nasıl etkiler, ben bu çevremin sözlerine karşı kendimi nasıl daha güçlü tutabilirim gibi ee, anlayış düzeltmeye yarayan bir bölüm. İkincisinde ise 30 tane aile sorununu terapi ettim ve olduğu gibi diyaloglarıyla yazdım. Ve onların arkasına 30 bölümün 30'una da... Bu durumda olanların sorabilecekleri sorular, bu durumda olanların yapabilecekleri dualar ve bu durumda olanların anne babalarına mesajlar diye başka kitaplarda olmayan bir bölüm ilave ettim. Bekar kızlarımıza ve evlilere tavsiye ettiğim önemli bir kitap. Arzu edenler için bunu da imzalayacağım inşallah. Değerli gençler, kendinize yapabileceğiniz en büyük iyilik, Allah'la aranızı iyi tutmaktır. Bu da mutlaka bilgiyle olur. Esmaül Hüsna'ları çokça okuyun, tanıyın, anlayın. Hazreti Allah'ın muktedir olduğunu, kadir olduğunu, her şeye gücü yettiğini, her şeye karar verenin o olduğunu yürekten anladığımız zaman pek çok meselemiz çözülmüş olur. İkincisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i iyi tanıyalım. Onu ne kadar iyi tanırsak onu modelleme şansımız o kadar yüksek olur. Bu sıralar aynı zamanda iyi insan olma zamanları. Onun sıraları. Allahü Teala size hayırlı zihin açıklığı versin. Kavrayış kabiliyeti versin. Sınavlarda hayırlı üstün başarılar versin. Ben çocuklarıma diyorum ki Rabbim size ahlak ve akademik başarısı nasip etsin. Önce ahlak. Ahlaklı olmadıktan sonra iyi bilgi insanı iyi bir hırsız yapabilir. O yüzden de biz İlim dediğimiz ama biz ilmi ahlakla birlikte zikrediyoruz. O yüzden Rabbim hem ilminizi hem amelinizi hem ahlakınızı güzelleştirsin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ve Esmaül Hasna'ları iyi tanıyarak, Kur'an-ı Kerim'i anlamını düşünerek okuyarak hayatınızı güzelleştirmeyi nasip etsin. Beni çok ilgiyle ve çok sabırla dinlediniz. Allah hepinizden razı olsun. Elleriniz dert görmesin. Rabbim sizi geleceğin yıldızları eylesin teker teker. Rabbim sizin aile hayatınızı o kadar düzgün kurmanızı nasip etsin ki eviniz cennetten bir köşe olsun. Ve olacak çocuklarınız dünyanın yüz akı olsun ve dünyayı yöneten ekibin içinde bulunsun sizin evlatlarınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun, hoşçakalın. неткен тәттің ай жарасқаны қинайды ай